kampüslerden kampüsleri gezmeye devam ediyoruz. Bu hafta Nişantaşı Üniversitesi'nde kampüsteydik. Arkadaşlarımızla sohbet ettik. Merhaba, ne haber? Ne yapıyorsun? Merhaba, teşekkür ederim. Okuldayız işte. Çalışmalar, dersler, yoğun temiz. Hangi bölümdesin sence? Yeni medya. Yeni medya. Yeni medya neden bahsediyor? İnternet medyası, evet, falan filan durumları. Kesinlikle. Günümüzün mesleği internet çağındayız. Çok gerekli bir meslek. Sosyal medya uzmanlığı olarak daha çok popüler olan bir bölüm. Neden seçtiğin bir bölüm? Yani bu noktada profesyonel hayatta ne gibi beklentin var? Hangi iş kolunda kendini görüyorsun? Tamamen sosyal medya uzmanlığı üzerine yönelmek istiyorum aslında zaten. Çok da popüler bir bölüm. Gitgide de revaçta olan bir bölüm. Bunu düşünerek zaten geldim ve internet artık hayatımızın bir vazgeçilmezi, yani ondan kopamayız, kopmayacağız da. Bu alan belki en iyi ilerleyebileceğimiz alan olduğu için tercih ettim. Kesinlikle çok güzel bir bölüm. Eğitim kadrosu hakikaten harika. Profesörler, doçent, doktorlar, bu şartlar altında eğitim alıyoruz. Çok deneyimli ve profesyonel insanlar var gerçekten. Hani anlayışlılar da bu konuda, çok sevimliler. Yani hiçbir problem yok. Herkes kesinlikle tercih edebilir. Hiç de sorun yaşamayacaklarına eminim. Ve buradan çıktıklarında gerçekten bu alanda iyi bir şeyler yapabilecekler. Bu alanda iyi bir şey yapabilecekler. Peki okulun kültürel aktiviteleri, sanatsal aktiviteleri ne yönde? Dahil olduğun kulüpler var mı? Genel olarak kulüpler ne durumda? Evet, zaten ben dans kulübünde bulunuyorum. Hemen hemen her kulüp... Ne dans yapıyorsunuz? Latin dans mı? Donde estas? Donde estas Yolanda? Que paso, que paso. Nasıl? Latin modern mi? Biz R&B ve hip hop. R&B hip hop. Bootylicious baby. Son zamanlardaki R&B ne? Son zamanlarda ne var R&B? R&B derken şarkı anladın mı bunların? Talk Dirty çok patladı. O da bizim ritimler. Talk Dirty to me diyorlar ama Balkan bizim, biz de göçmeniz, ayıptı söylemesi. Siz de mi göçmezsiniz? Hayır, değilim. O zaman röportaja devam edemiyoruz. En sevdiğin müzisyen kim? Grup. En sevdiğim grup. En sevdiğim grup. Daha çok hani Türkçe'den ziyade hani yabancı gruplar bu işte daha... Ne mesela? Ne dinliyorsun? Yani? Beatles. Beatles'tan bir şey çalsana bize. Beatles'tanmış. Ne çalabiliriz? Ama hani Nişantaşı Üniversitesi olduğu için hani ve Türkiye'de yaşadığımız için böyle Türkçesi... Gibi... Olur mu canım? Allah Allah. Türkiye'de yaşıyoruz diye Beatles'ı bilmeyecek miyiz yani? Biliriz de hani daha çok böyle bir... Ay canım, çal Beatles bakalım, nasıl, ne çalacaksın? Ne çalacağım? Benim bildiğim dişi çal da beraber söyleyelim. Yarı gidiyor soğuk gecede. Beatles değil ki bu. Bir dakika. Beatles bu Beatles değil ki. Türkçesi de o bir şey. Beatles yok mu? Beatles şu anda hani biraz daha. Şu anda yok. Beatles var. Evet. Özür dileyerek tekrar başlıyoruz. Yarı gidiyor soğuk gecede. Yüreğim ihanette. Yüreğine. Duru dinle, kara gözlüm gitme, yapma bana küsme. Özlüyorum deli gibi, muhtacım sevgine. Duru dinle, şak, efekt de vardı. Kara gözlüm gitme. Yapma bana küsme, özlüyorum deli gibi, muhtacım sevgine. Vallahi çok hoş, çok güzel. Kara gözlüm gerçekten çok güzel, onu da anıyoruz. Çok güzel şarkıları vardı, keşke çok erken oldu her şey ne olduysa. Nasıl gidiyor okul, hangi bölümdesin sen? Kaçma benden, gel ya. Ben yok, saplayacağım. Boş ver, sapla. Uçak teknolojisi bölümündeyim. Nişantaşı Üniversitesi. Kaçıncı sınıf? Birinci sınıf. İlk sene hazırlık okudum. Nasılmış uçak teknolojisi bölümü? Şu anda dersleri almaya başladınız. Nasıl? Dersleri almaya başladık. Birazcık zor. Hani konu güvenlik üst safhada olunca hani her şeyi biraz daha profesyonel olarak tedarik ediliyor. Profesyonel olarak yaklaşılıyor ve daha bir ağırdan alınıyor. Neci oluyorsun sen okulu bitirince? Uçak teknikeri veyahut da uçak teknisyeni. Çok güzel. Zaten bu tarz ara bölümlere ihtiyacımız var. Yani herkes çünkü genelde
doktor, mühendis, yönetici olmak istediği için bu tarz ara unsurlar her zaman açık veriyor ve açık verdikleri için bu tarz meslekler de aslında çok para kazanılan meslekler haline geliyor birden. Mesela uçak teknisyeninde bu bunların başında geliyor. Tabii şu anda zaten Türkiye'de yaklaşık 1000'e yakın uçak teknisyeni açığı var. Tabii. Ve şu anda Türkiye'de hava sektörü çok gelişmekte olan bir sektör ki uçak açısından bunu incelediğimizde kendi uçaklarımızı da yapmaya başladık artık. Türk mühendisler tarafından yapımı ve her şeyi geliştirme aşaması olan uçaklar. Bu açıdan yeni bir tane daha biliyorsunuz zaten havalimanı yapılıyor. Yine her sadece uçak teknolojisi mesleğinde değil, hani teknisyenlik babında bakarsanız zaten Türkiye'de çok büyük bir açık var.